Eğer din hayat ise, ki öyledir, hayatın bütün alanında peygamber olması gerekiyor. Eğer din hayat ise, hayatın bütün alanında bir peygamber olması gerekiyor. Dini koyan, gönderen Allah, onu eksiksiz bir şekilde Allah'ın muradına uygun olarak insanlığa sunan ise peygamberdir. Dinin kurallarını koyan Allah, onu uygulayan ve insanlardan da uygulamasını, aynen bu vaziyette uygulanmasını talep eden Allah, göndermiş olduğu peygamberi örnek olarak gönderiyor. Dini değerleri hayatında yaşantı haline dönüştürebilmesi için insanın peygamberin örnekliğine mutlak manada ihtiyaç var. Din peygambersiz asla ve asla yaşanmaz. Din peygambersiz anlaşılmaz. Onun için bizim Allah'ın sevgisini kazanmamız için de mutlak manada Allah Resulüne uymamız gerekiyor. Nitekim Fatır Suresi ayet 24'te yine وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ. Hiçbir millet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı peygamber gelmiş olmaz. Uyarıcıdır, müjdeleyicidir, korkutucudur. Azaptan korkutuyor, azaptan uzaklaştırıyor. İman edenleri müjdeliyor, sakındırıyor, yanlışlıklardan, fenalıklardan sakındırıyor.